Gider evin barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. Açılmıyor mu? Yok, körtüm yapmış. Sen aramasan bence körtüm değildi bu arada. Ay, değilmiş. Gerçekten değildi ya. Bir şey bilmiyorsun. Benim için bir dakikalık saygı duruşu, hüzün, anma töreni, her şeyi yapın lütfen. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Hepinize merhabalar efendim. Narnia günlüklerinin 4. serisine hoş geldiniz. Buruk bir açılış yapıyorum çünkü bu videonun başlangıcını çektiğim videolar silinmiş. Benim için bir dakikalık saygı duruşu, hüzün, anma töreni, her şeyi yapın lütfen. Çünkü gerçekten çok modum düşük. Biraz buruk bir başlangıç yapmak istedim. Silinmiş. Neyse, tekrardan aynı heyecanımla ben yine sizin için yaparım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu arada saçlarım ıslak. Niye? Çünkü sizin için hemen banyoya girdim. Duştan çıktım ve sizin için hemen açılış yaptım. Şimdi de saçlarımı kurutacağız. Bence bayağı uzadı bu arada saçlarım. Fikrimce, zikrimce, kararımca. Böyle yani. Yani kestiğimden beri bayağı uzadı. Daha da uzatmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Öyle yani. Keşke silinmeseydi ama silindi. Ben sizin için mükemmel bir açılış yapıyorum efendim. Hiç merak etmeyin. Yani başından silinen şeylerden hiçbir şey eksik yok. Kaçırmadınız. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in Kurutmaya çalıştım. Açıkçası tam kuruttuğum söylenemez ama yeterli bu benim için. Yani adam olana çok bile diyorum. Ve saç bakım ürünlerimi getirdim. Hangisini kullanacağımı seçeceğiz şimdi birlikte. Keşke canlı olsaydı da seçebilseydik. Burada Pantene'in 7/24 onarıcı ve koruyucu saç bakım şeyi var. Yağı var. Kremi var. Pardon. Burada da 10 etki bir arada saç güzelleştirici sprey serum var. Hangisini kullansam. Bir de burada BB için saç bakım yağı var. Bu aşırı popüler olmuştu zaten bildiğiniz üzere. Zaten mükemmel kokuyor. Ama bugün ben böyle yağ kullanmak istemiyorum. Bunu sıkmak istiyorum. Bakın bu da şöyle. Bu da Elsevier, L'Oreal Paris'in. Bu da çok güzel kokuyor. Bir de bu var. Bu da çok güzel kokuyor. Hangisini kullansam diye düşünürken bence bu olsun. Bunu bir sıkalım bakalım saçıma. Mükemmel kokuyor bu. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım. Benim şeyim vardı kullandığım. BB için bir saç spreyi var. Onu kullanıyorum. O da keratin bakımlı. Yani öyle bir etki vermesini bekliyorum. Daha çok fazla bir kullanışım. Ay, gözüme sıktım. Ben böyle şeyler hep gözüme, ağzıma, yüzüme sıkarım yani. Bir de kameradan yapıyorum ya. Böyle iyice yapalım artık. İyice her tarafıma bayağı bir sıktım. Ve tarayalım bundan sonra da. Bu arada saçlarım beyazlamış, yazmayın yorumlara lütfen arkadaşlar, yazıyorsunuz. Ben zaten farkındayım. Neden? Benim boyadığım için saçlarım bir kışkırtma üzerine. Ablam bana kışkırtma yapmıştı. Saçlarımı bayağı açmışlardı. Ben de çok sinirlenip onun üstüne saçlarımı asla bekletmeden 1-2 dakika bile geçmeden arasını tekrar boyadığım için saçlarım yıprandı. O yüzden boya kullanmama kararı aldım birkaç ay en azından. Yani onlar da öyle yani, gözükürse gözüksün pek de umurumda değil açıkçası, ama yorumları bayağı birkaç kişi yazmış. Ben de o yüzden söylemek istedim. Böyle bir açıklık getirmek istedim. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada 3.391 kilometreye gideceğiz birazdan. Gideceğiz diyorum çünkü silinmiş o yerler. Yani gideceğiz dediğim yerler, ondan sonra yorum yaptığım yerler. O yüzden gidiş görüntülerini koyacağım araya ve yorumunu da daha sonra, sanki siz izlediniz ondan sonra ben yorumla yapmış gibi olacak yani. Öylesin için tekrardan çekiyorum arkadaşlarım. Şimdi ablamla 3.391 kilometrenin yorumunu yapacağız, filminin daha doğrusu. Sence tekrardan. Nasıldı? Evet, tekrardan yapıyoruz. Başta açıkladım zaten.
Sence film nasıldı? Görüşlerini alalım. Ya bence film gayet içimize işleyen bir film oldu. Hani bazıları ne düşündü bilmiyorum ama biz gerçekten kitapla bayağı uyumlu sahne bulduk. Çok beğendik. Kitaptan sahneler, cümleler hepsi çok güzeldi. Konuya hakim kalınmış. Birkaç tane detay değişikliği vardı. Onun dışında bence çok güzeldi. Çok içimize işleyen, yansıtılmış bir şeydi bence. Mesafe aşkını çok iyi şekilde anlatıldığını düşündüğüm bir film oldu yani. İki oyuncuyu da ben severek izledim. Çünkü iki oyuncu da gerçekten tam uymuş diyebilirim filme. Yani en azından kitaptaki karakterlerle birebir uymuştu. Ege dediğimde akla gerçekten Ahmet gibi biri geliyordu. İzmir dediğimde akla Derya gibi biri geliyordu. Öyle söyleyebilirim. Ben o yüzden karakterlerin uyumunu da çok beğendim. Bence de film harikaydı. Ablamın dediklerine paralel şeyler söyleyeceğim için aynılarını tekrarlamak istemiyorum. Ablama katılıyorum. Biz kısacası çok beğendik. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. O yüzden kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu unutuyorsunuz. Later. Dilber evin barkın yok mu? Yani... Hep canımı sıkıyor. Sizin inceldiğini. Arkadaşlar yani 1500 kez bu Reels çıktığı için karşıma artık beynimde bu çalıyor. Bakın ne aldım. Ablamı destekledi. Pastaneden gelirken bunu aldım. Çok mutluyum gerçekten. Ben böyle küçük şeylerle de mutlu olabiliyorum. Bence bu iki kişi... Minik kuşumuza dondu. Keşfettik o çocuğu görüyorsunuz. Minik kuşa bugün donut yiyoruz minik kuşla. Bu arada bu iki kişilik değil, dört kişilik. Bence de bu arada normal donuttan gerçekten. Bayağı büyük. Hani belki büyükten. Küçük görünüyordu kamerada ama bakın zaman, elimle karşılaştığım bir elim yani. O zaman hemen yemeğe geçelim. Ablamla tadımını yapacağız. Dilber evin barkın yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. Bakınız sizin için böyle tabağa koyduk. Aşırı lezzetli görünüyorlar. Keselim ortadan ikiye. Tadım battı. Bence orada kesmiyor. Benim elimdeyken kes. Oynuyor gibi yani. Kolay kesiliyor zaten. Bir yarısını sen al. Bir yarısını ben. Şöyle göstereyim. Aynı anda tadalım. Şöyle. İçinde pastacı kreması var. Çok lezzetli bence. Ben de bayağı beğendim. The next day. Vloga kaldığım yerden devam ediyorum. Lahmacun söylemiştik. Size reklam onu göstermek yapmayalım. İstedim. Reklam yapma. Evet. Çok güzel bir yerden sipariş ettik. Ben poşeti ettik. Yırtıyorum buradaki ya. En favori yer. Açılmıyor mu? Yok. Körtüm yapmıştı. Sen olmasan bence körtüm değildi bu arada. Ay bu. Değilmiş. Gerçekten değildi ya. Bir şey bilmiyorsun. Makas getirdi. Çekil. Bir tat testi yapalım. Vlogda ben de varım. Bu iş böyle yapalım. Çatal alalım. Tuz var. Tuz evet. Var evet. Annem önce tuz var mı diye sormuştu da o yüzden. Sen al, Reji'ye de veriyoruz çatalını. Önce koku kontrol. Aa, tuzlar döküldü. Bu kadar koyacaklarını düşünmedim. Bu bir tane al, önce bunu yiyeceksin. Onu koy onu. Ha. Onu koy. O dört tane salata var. Niye bu kadar şaşırdım biliyordum. Bakalım durun ben size göstereyim içine. Şöyle bir lahmacun. Salatalarda böyle. İçini gösterdin mi ama lahmacunu? Yoksa dışından mı gösterdin? Nasıl göstereceğim? Böyle. Limonumuzu sıkalım hemen. Oh oh oh. Çok güzel bu arada ya. Masaya koymadım. Pişmanım, bacağım yandı şu an. Al şu çatalını. Salata da böyle. Güzel. İki tane çatal var. Şaka mı? Hayır, anneme verdim. Ha, verdin mi? Bir anda. Al tuz at. Salatanı. Salatamıza tuz atalım. Bir dakika. Sinem'e atsın Sinem. Nasıl yapmalıyım?
Salatayı açamadım ben daha. Ben açıyorum bebeğim. Bu arada az önce aç değilim demiştim ama lahmacun söyleyince dayanamadım. Ben diyet bozanzı yani. Aynı anda mı tatsak? Evet, tuz atma salataya. Ben niye salatayla ilgileniyormuşum? Bana da biri tuz versin. Onu bence sana fazla gelir. Bana da versene. Ya o açarım da. Tuz var yani. Maksat o değil. Açılmış tuz var yani burada. Limon kim? Sinem limonsuz ya lahmacunu. Yo artık limonlu. Ama sıkmadım. Sizce lahmacun limonlu mu limonsuz mu? Evet yorumlara yazın. Lahmacun neli seviyorsunuz? Salatalı mı? Yeşillikli mi? Yeşilliksiz mi? Ya ben lahmacunu tekrar açıyorum. Çünkü limon sıkmayı unuttum. Artık kuru gelmeye başladı. Bana. Annem şok arkadan. Limon sıkıyorum evet. Ben şöyle yiyeceğim direkt. Aynı anda tadalım demiştin ya. Kalleş. Unuttum dayanamadım. Neyse. Bu lezzete dayanamıyor insan. Ben salatama değil limon sıkıyorum. Çatalım orada bebeğim. Limon da iyiymiş ha. Sulu. O. Karıştıralım şunu. Limon sıktın mı bebeğim? Salatana da bir limon sıktım. Sıkmadım. Ben saramadım da neyse. Salataya da sıkın. Sıkamıyorum. Efsane. Güzel ya. The next day. Akşam yemeği vakti. Bir hafta boyunca ne yedim vloguna hoş geldiniz diyecektim ben de. Gerçekten sadece yediğim şeyleri göstermiş gibi oldum. Bunlar niye günlükleri de böyle olsun. Dur seninkini de açayım. Benimkini de aç. Ben de o sırada hamburgerleri çıkarttım. Bu sefer de hamburger söyledik. Tut. Önce kendimden önce yavrucağızlarımı düşünüyorum. Yani. Tamam. Bir ketçap, bir mayonezimiz de var. Patatesim de. Burada patates var. Keşke ketçap ve mayonez dökebileceğimiz bir tabak getirseydik. Neyse ben getiririm. Ben de kendim. Patatesimi alayım. Patatesler birazcık garip mi kokuyor bana böyle geldi. Hayır be. Tanıdık bir baharat var. Ben de kendi hamburgerimi çıkarttım. Pipetlerimizi de takalım artık. Güzel duruyor bakalım. Bayağıdır kola içmiyorum ben. Allah'ın seninki de açıyorum. Tamam. Öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Al tatlım seninki de burada. Yeşili al ya. Tikim var. Öyle bir tik benimkisi. Tamam Sinem. Şundan bir daha. Sıkıyorum mayonez tabağı. Ya artık tadabilir miyiz şunu? Bence bir tadalım sizinle beraber. Hadi. Tamam ya. Tam elime almıştım. Neyse anne sen yap bunu. Tadı gayet güzel. Ben de tadıyorum. Bir thumbnail alabilir miyiz? Nasıl? Güzel. Patatesler de. Gayet iyi. Baharatlı. Çok güzel. Patatesi de bayağı iyi yapmışlar. Yumuşak şaşırdım. Böyle hem çıtır. Dışı çıtır içi yumuşak dedikleri bolsa gerek. Evet başarılı. Vlog buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecekten geldim. Evet bu arada makyajım nasıl olmuş? Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki Narnia günlüklerinde görüşürüz. Our hearts beat to the city streets.
We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.